yaşanılacak mekanlara Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz şu an salonumuza teşrif etmişlerdir. Sizler adına kendilerine alkışlarınızla hoş geldiniz diyorum. İşimiz gücümüz ordu. Belediyemizin kuruluşunun ikinci yılı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz etkinlikler çerçevesinde bugün ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla bir aradayız. Sayın Başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyükşehir Belediyesi çalışıyor, ordulu hemşehrilerimizin yaşam kalitesi yükseliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu şehre sevdalıyız diyerek yola çıktık. Dağları kayaları aşarak, duvarlar örerek, köprüler kurarak ilerliyoruz. Orduyu her noktasına kolaylıkla ulaşılabilen bir il haline getiriyoruz. Bir bütün olarak ele aldığımız 752 kilometre sıcak asfalt projemizde sati kaplama ve yol genişletme çalışmalarımıza ordunun 19 ilçesinde 825 personel ve 397 araçla yaz kış, yağmur çamur, gece gündüz demeden bitmeyen bir hizmet aşkıyla aralıksız devam ediyoruz. Halkımızın desteği var olduğu sürece ordumuza aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yolda hiçbir engel bizi durduramaz. Bizim işimiz gücümüz ordu. Ordu Büyükşehir Belediyesi. Kış döneminde burada hasta olanlar salla götürülüyordu. Evet. Yol medeniyet. Evet. Yol yoksa hiçbir şehir tadı tuzu yok. Bu yolu nereden ne hale getirdik? Şimdi bu hale geldi. Altınordu ilçemizde 3 noktada asfalt döküyoruz bugün. Şu anda Büyükşehir Ordu ilinin tamamında bu tip 100 yerde çalışmamız. Thank you.
olanı bize ver. Al. Şunu da al. Sayın milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın ilçe belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, bugünümüzün özeli olan çok kıymetli muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ikinci yıl etkinlikleri kapsamında muhtarlarla yapılan buluşmamıza, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aramızda değerli büyüklerimiz var. Onları sizlere takdim etmek istiyorum. Başta AK Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın Oktay Çanak. Geçmiş dönem milletvekilimiz Sayın Ayhan Yılmaz. AK Parti Ordu İl Başkan Vekilimiz Sayın Halil Öz. Kent Konseyi Başkanımız Sayın Avukat Atilla Tatar ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz. Ordu büyüyor, ordu gelişiyor, ordu güzelleşiyor. Kuruluşundan bugüne gece gündüz demeden ordu için çalışan, hizmetten yılmaz, durmaz, yorulmaz sizlere hitap etmek üzere iste geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz. Saygıdeğer milletvekillerim, çok kıymetli belediye başkanlarım,
değerli il başkan vekilim, il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, değerli ilçe başkanlarım, bugünün özel olan büyük şehrimizin ikinci kuruluş yıl dönümü sebebiyle davet ettiğimiz çok kıymetli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer büyüklerimiz, sevgili kardeşlerim, değerli muhtarlarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Ordu'daki bütün yerel televizyonlarımız marifetiyle bizleri izleyen saygıdeğer hemşehrilerim, değerli misafirlerimiz. Bugün burada bizim açımızdan da muhtarlar açımızdan da tarihi ve önemli bir gün. Önemli olmasını benim açımdan sebebi şu. İlk defa Ordu ilimizde 741 adet muhtarımızın tek çatı altında toparlanıp büyükşehir marifetiyle 19 ilçemiz 741 mahallemizdeki çalışmalara ilişkin ikinci yılı vesile kılıp bir araya gelmemiz. Bu benim için belki sizler için tarihi ve önemli bir gün. Çünkü daha önce biz muhtarlarımızla bu tür toplantılarımızı yaptık. İlçelerimize gittiğimizde hatta bölge toplantıları yaptık. Altınordu'da, Ünye'de ve Fatsa'da 7-8 ilçemizin muhtarlarını bir arada topladık ama bu mahiyette, bu güzellikte, bu görsellikte ve bu muhtevası muhteşem olan bu mahiyetteki toplantıyı da ilk defa yapıyoruz. Ben öncelikle saygıdeğer mesai arkadaşlarım olarak izah edeceğim sizlere. Bugünkü davetimize icabet ettiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz mutluysanız biz mutluyuz. Sizin çalışmalara katkınız büyükşehir olarak bizim başarılı hizmetler üretmemiz demektir. O yüzden sizlere tekrar gönülden hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Şimdi çok da vaktinizi almayacağım. Biliyorsunuz ben tarz itibariyle çok uzun konuşan ve arada reklam alan bir siyasetçi değilim. Hızlı ve seri konuşuruz. Sesim arkalara rahat bir şekilde geliyor mu? Öncelikle bir arkadan bir işaret gelsin bakalım. Evet geliyor. Ya eli kaldırdığına göre arkadaki muhtarlarımız da bizleri duyuyorlar. Sevgili muhtar kardeşlerim. Öncelikle hükümetimizin sizlere yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verecek değilim. Ta 2002 yılından muhtarlığın hem hukuki statüsü hem de ekonomik getiri itibariyle nerelerden nerelere geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Bu çerçevede de sizler geçtiğimiz yıl talepte bulundunuz Başbakan Yardımcımız Numan Bey'e. Numan Bey de Bakanlar Kurulu'nun kararı çıkartmak suretiyle 19 Ekim'i Türkiye'de Muhtarlar Günü etkinliği olarak kutlama kararı alındı. Dolayısıyla hem yerel yönetimleri hem hükümete hem Cumhurbaşkanımız sizlerle farklı bir diyalog halinde. Özellikle Cumhurbaşkanımızın köşke çıkmasından itibaren yani Cumhurbaşkanı olmasından sonra sizlerle yapmış olduğu süreli toplantılar ve ilimizdeki tüm muhtarları 5 yıllık süre içinde oradaki Beştepe'ye çağırma teşebbüsü bizler açısından da model oldu, örnek oldu. Ben bizzat Cumhurbaşkanımıza da bu ziyaretler nihayetinde gelen muhtarlarımızın memnuniyetini anlattığımda kendisi de memnun oldu. Zira idari yapılanma açısından bakanlıklarımızın da İçişleri Bakanlığımızın da köydeki mahalledeki artık bizde köy kalmadı. En ücra temsilcisi sizlersiniz. Sizler devleti orada temsil ediyorsunuz. Sizler büyük şehrin oradaki temsilcisisiniz. Sizler mahallenizde ilçe belediyesinin, sizler mahallenizde valinin temsilcisi, kaymakamın temsilcisisiniz. O yüzden kamu görevi yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz iş ve eylemler zaten hukuken değerlendirildiğinde de kamu sıfatı, kamu eylemi olarak değerlendirilir ve yargılamanız da hep ona göre yapılır. Dolayısıyla siz seçimle beraber ki sizin zorluğunuz bizden daha fazla. Alan küçüldükçe, mevki daraldıkça ikili diyaloglar tırnak içinde ahbap çavuş diyalogları daha da zorlaşıyor. O yüzden muhtarlarımızın çekmiş olduğu çileyi ve sıkıntıyı bir yerel yönetici olarak yakından biliyorum, görüyorum ve sizleri hakikaten takdir ediyorum. Bu takdir de biraz da bizi anlamanız açısından. Sizler bir mahalleyle uğraşırken zorluk yaşıyorsunuz ama bir de bizim halimizi düşünün. Tam 741 tane mahalleyle hem suyuyla hem kanalizasyonuyla hem de siyasetiyle içli dışlı olmak zorundayız. Kendi görev alanınızdaki yoğunluğunuzu düşünün. Onunla 741'i çarpın. Bir de bizim halimizi düşünün diyorum. Değerli kardeşlerim, ekranda dönecektir. Kulağınız bende olsun, gözünüz ara sıra ekrana yansısın. 2 yıl oldu. Bu 2 yıllık süre içinde dediler ki büyükşehir olduk da ne oldu? Büyükşehir olmasaydı daha iyi olurdu. Ordu büyükşehir oldu.
Yangın çıktığında Akkuş'a itfaiyeyi şehir merkezinden mi gönderecekler? Ordu büyük şehir olduğu Mesudiye'nin su kanalizasyonunu nasıl çözecekler gibi akla mantığa aykırı bir takım sorular soruldu. Biz de hep sabırla anlattık. Dedik ki 30. büyük şehiriz. Türkiye'nin en küçük büyük şehriyiz. Türkiye'de gelişmeye müsait en güzel büyük şehiriz dedik ve hızlı bir şekilde yoğun bir tempoyla çalışmaya başladık. Büyükşehir kurulduğunda 3 tane rakam vereceğim, sonra güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulunacağım. Büyükşehir kurulduğu zaman 30 Mart'ta seçim oldu. Ben Nisan'ın 4'ünde mazbatayı aldım. Makamıma oturdum eski belediye binasına. Valilikten bir dosya geldi önüme. Dediler ki Büyükşehir Belediye Başkanı olarak senin 600 personelin olacak, 60 milyon da borcun olacak dediler. Biz birinci ay itibariyle hesaplara kitaplara baktık. Genel sekreterim bana bir dosya getirdi. Dedi ki başkanım aylık gelirimiz 8 milyon, aylık giderimiz 13 milyon dedi. Dedim ki o zaman bir terslik var. Bizim personelimizin 600 olmaması lazım. Devletin bize 600 personel dediği Ordu Büyükşehir'in personeli kaç oldu biliyor musunuz? 1800 personel oldu. Peki 60 milyon borç kaç lira çıktı biliyor musunuz? 60 milyon borçta 320 milyon borç çıktı. Geldiğimiz ay itibarıyla Büyükşehir'in personele maaşa verdiği para kaç liraydı biliyor musunuz? 100 liranın 44 lirası maaş ve personele giderdi. Şimdi kaç lirası gidiyor biliyor musunuz? Aradan 2 yıl geçti. Büyükşehir olduk. Devasa yatırımlar yaptık. Şimdi bu ay itibarıyla Büyükşehir'in personele ve maaşa verdiği para 100 lirada 44 liraydı 2 yıl önce. Şimdi 100 lirada 18 lira. Ne yaptık? Harici gelirlerimizi artırdık. Ne yaptık? İşkur marifetiyle çalıştırdık 1300'e yakın kardeşimizi. Ne yaptık? 600'e yakın çalışanımızı havuza gönderdik. Hiç mağdur etmedik, başka kurumlara gönderdik onları. Bu çerçevede de bir anket yaptırdık. Dedik ki muhtarlarımıza, hemşerilerimize ordunun en önemli sorunu nedir dedik. Anketin neticesini açıklıyorum. Birinci sırada dediniz ki hep beraber %26 ile yol dediniz. Doğru mu? Doğru. %26 ile yol sorunu birinci sorundur diyen muhtarlarımız şöyle bir elini kaldırabilir mi? Demek ki anketimiz doğruymuş. İkinci nedir diye sorduk. %22 ile su ve kanalizasyon çıktı. Su ve kanalizasyon ikinci ve doğrudur diyen muhtarlarımız bir elini kaldırsın bakayım. O da doğruymuş. Üçüncü sorun ne çıktı biliyor musunuz? Çöp ve çevre temizliği çıktı. O da %16 ile. Özellikle sahil kentlerimizde Ünye, Fatsa ve Altınordu'da çöp ve temizlik konusunda ciddi sıkıntılarımız vardı. Ona az sonra gireceğim. Peki yolla ilgili biz ne yaptık? 752 kilometre Türkiye'de şimdiye kadar yerel yönetimlerin yapmış olduğu en büyük yol ihalesini gerçekleştirdik. 752 kilometre ihale ettik. Tam 340 milyon lira bedeli hazırladık, kenara koyduk. Geçtiğimiz yıl ihalesini yaptık. Ama geçtiğimiz yıl bir sıkıntımız oldu. Neydi o sıkıntımız? Tabii bizden de kaynaklanmadı. Hükümetten de kaynaklanmadı. Geçtiğimiz yıl arkadaşlar son 65 yılın en yağmurlu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını yaşadık. Yağmur oldu, bizim işlerimizde biraz aksama oldu. Biz de muhtarlarımıza bu süreci anlattık, izah ettik, paylaştık. Sağ olun kahrekseriyetlere %100'e yaklaşan bir oranda hep bize destek verdiniz. Bu çerçevede de 752 kilometrenin ihalesini yaptık. Ayrıca 600 kilometreye yakında Büyükşehir olarak kendi imkanlarımızla sıcak asfalt ve stabilize asfalt yolun ihalesini yaptık. Kaynağını kenara bıraktık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek sevgili kardeşlerim. Ordu'dan Edirne'ye kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt yol yapıyor. Bu çok büyük bir orandır. Biz yol ağı konusunda Türkiye'de 3. büyük şehiriz. Türkiye'nin 30. büyük şehiriz nüfus itibariyle ama yol ağında 3. büyük şehiriz. 26 bin kilometre bizim yol ağımız. 27 bin kilometre Trabzon'un yol ağı, 29 bin kilometre de Şanlıurfa'nın yol ağı var. Arazi o kadar çok büyük ki bizde her taraf yol. Özellikle Ankara'dan, İstanbul'dan havalimanı sebebiyle akşam uçuşlarını yapan kardeşlerimiz diyor ki sanki Allah diyor yıldızları, ayı yere koymuş, yerdeki ışıklar yıldız ve ay gibi gözüküyor diyor. Dolayısıyla her gördüğümüz yer mahalle, her gördüğümüz yer ev, her gördüğümüz yer yapılacak hizmet demek. Vali Bey bir gün beni aradı. Dedi ki Sayın Başkanım, Kabataş ilçesinin filancı köyünden, burada Kabataşlı muhtarlarım var o yüzden
Eyvallah. O yüzden isim vermeyeyim mahallenin. Bir tane yaşlı teyzemiz var, sizinle görüşmek istiyor dedi. Teyzemizle başladık konuşmaya. Dağın başına evi yaptırmış. Tuğlayı, çimentoyu, demiri sırtında taşımış. Yolu yok, elektriği yok, suyu yok, kanalizasyonu yok, hiçbir şey yok. Dedim ki teyzeciğim ne istiyorsun? Yol istiyorum. Ne istiyorsun? Su istiyorum. Ne istiyorsun? Kanalizasyon istiyorum. Ne istiyorsun? Elektrik istiyorum dedi. Teyzeye döndüm, dedim ki teyzeciğim sana Fatsa'dan 300 bin liraya ev almak bana daha ucuza geliyor dedim. Şimdi bizim alanlarımız böyle alan. Bizim coğrafyamız böyle coğrafya. Velhasıl yol konusunda sevgili muhtar kardeşlerim, işleri biz yoluna koyduk. Allah izin verirse bu sene yatırım programını büyük şehrimizin teknik ekibi, ulaşım dairemiz sizlerle, meclis üyelerimizle istişare etmek suretiyle işi kontrolümüze aldık. Bu yıl ve gelecek yıl yolumuzun, bahsettiğimiz yolumuzun %90-95'lerine yakını inşallah bitireceğiz. 2017 yılından sonra da ufak tefek yerlerimiz kalacak. Ara yollarımız kalacak. Onların hepsini de siz bizim yanımızda olduğunuz sürece, siz bize bugünkü gibi her zaman destek olduğunuz müddetçe söz veriyorum. Büyükşehir Başkanınız olarak söz veriyorum. Dağı, taşı, her tarafı sıcak asfalt ve yol yapma konusunda taahhüt olarak belirtiyorum. Gelelim ikiye. İkinci sorunumuz neydi? Su idi. Su kanalizasyon. OSKİ'nin genel müdürü arkadaşımız burada. Geçtiğimiz yıl 70 milyon lira harcadık öz sermayeden. Bu yıl 70 milyon liraya yakın suya para harcıyoruz. Allah izin verirse 2017 yılının sonuna kadar tam 200 milyon lira suya harcamak suretiyle su da, kanalizasyonu sonra bahsedeceğim, su da şehrimizin bir bütününü kontrol edebilecek bir hale geldik. Bunu da rakamla söyleyeyim. Büyükşehir olmadan önce Ordu'da su ile vatandaşın buluşma oranı %65 idi. Bugün itibariyle su ile vatandaşın buluşma oranı ve memnuniyet oranı %87. Bizim hedefimiz ne? Bunu %95'ler seviyesine çekebilmek. Peki bu konuda ne yapıyoruz? Arkadaşlar biz suyu bol bir il değiliz. Bizim yağmurumuza, bizim HES'lerimize aldanıp da özellikle yaz döneminde susuzluk yaşayan arkadaşlarımız çok sitemde bulunmasınlar. Niye bulunmasınlar biliyor musunuz? İki tane sıkıntımız var. Bugün itibariyle bizim nüfusumuz 732 bin. 732 bin nüfus hangi tarihe göre yapılmış bir nüfus? 30 Aralık tarihindeki sayıma göre yapılmış nüfus. Şu an Ordu'nun hiçbir mahallesinde çok ciddi su sorunu yok. Ama Ordu'da Temmuz'un sonunda, Ağustos'ta ve Eylül'de 2,5 ayda çok ciddi su sorunu çıkıyor. Peki bu 2,5 aylık süre içinde Ordu'nun nüfusu 732 bin mi oluyor? 1,5 milyon ya da 2 milyona mı yaklaşıyor? Bunu da araştırdık. Arkadaşlar geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Ordu'nun nüfusu tam bir ay süresi içinde 2 milyonun altına düşmedi. 732 bin nüfus üzerinden devlet bize muamele yaptı. Devlet bize kişi başına para gönderdi. Ama biz 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay 732 bin değil 1,5-2 milyon nüfusa hizmet ettik. Mesudiye Belediye Başkanımız ve muhtarlarımız burada. Ben Mesudiye Belediye Başkanı'na soruyorum. Şu anda Mesudiye'de nüfus artmaya başlamıştır. 3'tür, 5 bindir, 7 bindir, 10 bindir ama 2 ay sonra 30 bin, 40 bin hatta 50 bindir. Biz 3-5 bin nüfusa göre mi suyu planlayacağız? 50 bin nüfusa göre mi suyu planlayacağız? Nüfus yoğunluğu itibariyle tabii ki 50 bine göre planlamamız lazım ama bu da zaman alıyor. Şunu da kimse yapmasın. Efendim büyükşehir oldu, Enver Yılmaz sağ elini kaldırdı. Mavi olan zemin kırmızıya boyandı. Beyaz olan zemin açık beyaz oldu, koyu beyaz oldu. Bizim elimizde sihirli ilaç yok. Ha, mazeret de üretmiyoruz. Ama müsaade edin 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık su sorunlarını da 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda bu nüfus oranına göre çözüm konusunda bu kadar aşırı talepte bulunmayalım. Bu çerçevede biz ne yaptık? Arkadaşlar bu yıl su tankerlerimizi çoğalttık. Bu yıl yapmış olduğumuz ihalelerle geçtiğimiz yıldan daha az sıkıntı yaşayacağız. Ama Allah izin verirse gelecek yıl su konusunda çok rahat bir il olacağız. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğu olacak. Köydeki, mahalledeki muhtar mutluysa, memnunsa bilin ki OSKİ'nin genel müdürü de mutludur. Bilin ki Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben de mutluyum. Milletvekili olarak Oktay Çanak da mutludur. Siz de mutlusunuzdur. Bu arz talep meselesi sevgili kardeşlerim. Sen memnun değilsen ben memnun olamam. Sen mutluysan ben mutluyum. Siz tebessüm ederseniz biz güleriz. Siz bir adım attığınız takdirde biz size koşarak gideriz. O yüzden hep diyoruz ya biriz,
beraberiz, biz kardeşler topluluğuyuz diyoruz. İşte bu kardeşler topluluğu olarak bugün hakikaten bizi mutlu ettiniz, memnun ettiniz. Allah sizlerden tekrar tekrar razı olsun. Bu yıl suya 200 milyon, 70 milyona yakın para harcıyoruz. Gelecek yılla birlikte 200 milyon suyu harcadıktan sonra inşallah su ile ilgili sorunlarımız da çözülmüş olacak. Üçüncü ana sorunumuz neydi ordu olarak? Çöptü. Şu çöp fotoğraflarını bir ekrana versinler bakalım arkadaşlarımız. Arkadaşlar 32 yıldır Altınordu ilçesi için söylüyorum. Çöp şu yemek yediğimiz alanın hemen 100 metre öbür tarafına dökülüyor idi. 32 yıldır çöp, şu gördüğünüz çöp, 7-8 ay öncesine kadar ordunun bütün çöpü, günlük 120 kamyon çöp buraya dökülüyor idi. Daha önceki yerel yöneticiler 2004 yılında dedi ki bu çöpü çözmek benim namus meselem dedi, 5 sene gitti. İkinci 5 yılda dedi ki benim onur meselem dedi, 5 yılda da gitti. Biz de bir baktık ki anketlerde üçüncü en önemli sorunumuz neymiş? Çöpmüş. %16 küsür çıkıyor, bu çok ciddi bir rakam. Gelir gelmez ne yaptık? Çöpe derhal müdahale ettik. Bir yıl içinde Altınordu'daki çöpü kaldırdık. Şu anda 19 ilçemizin 17'sinde çöpe doğrudan müdahil olduk. Fatsa ve Ünye ilçemizdeki çöpün de ihalesini yaptık. Ünye Çimento bizim ana partnerimiz oldu. Tonunu 5 liraya Ünye Çimento'ya satıyoruz. Yapmış olduğumuz ihale şu anda Danıştay 1. Dairesi tarafından onayı bekliyor. Bu onayı 10-15 günlük süre içinde gerçekleştirdiğimiz takdirde sözleşme tarihi itibariyle 1 yıl, Ünye Çimento'nun bize söylediği tarih 8 ay, bizim de onlardan istediğimiz tarih 6 ay. 6 ay içinde Ordu ilinin 19 ilçesinin 741 mahallesinin çöpünü Büyükşehir Belediyesi, yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır çözülemeyen çöpünü Büyükşehir Belediyesi inşallah ikinci yılı itibariyle çözmüş olacak. Ordumuza hayırlı olsun, sizlere hayırlı olsun. Demek ki oluyormuş. Demek ki yapılınca oluyormuş. Şimdi hemen bir araya gireyim. Çevrecilerimiz var bizim Ordu'da biliyorsunuz. Ben merak ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda Ordu'nun şehir göbeğine çöp dökülürken bu çevrecilerimiz niye yürümedi? Bu çevrecilerimiz niye eylem yapmadı? Biz sahilde bir tahkimat yapıyoruz, bir dolgu yapıyoruz. Tamamen usule uygun. Çevreciler diyor ki efendim dolduramazsınız. Niye? Biz böyle istemiyoruz. Usule uygun, hukuka uygun, ahlaka uygun. Bir ağaç kesilmiş. O fotoğrafı bir getirin bakayım. Yelken Kulüp diye bizim burada bir arazimiz var idi. Ben 580 metrekare araziyi kaça sattım biliyor musunuz? Büyükşehir olarak. Hiç gelirim yoktu o araziden. Yarım dönüm araziyi Ordu'da tam 7 trilyon liraya sattım. 7 milyon liraya. Üzerinde bir tane ağaç kesilmiş. O ortadaki ağaç. O ağacı da Büyükşehir olarak biz kesmedik. O ağacı alan arkadaş kesmiş. O ağaçla ilgili de dosyasında şu rapor var. Ömrünü tamamlamıştır. Orman Bölge Müdürlüğü veriyor. Kesilmesinde sakınca yoktur diyor. Bir ağaç kestik diye eylem yaptılar. Ama çöp için eylem yapmadılar. Bir ağaç kestik diye Büyükşehir Belediyesi'nin önüne geldiler, eylem yaptılar. Arkadaşlar, özellikle söylüyorum, lütfen dikkatle dinleyin. 2 yıllık süre içinde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz kaç ağaç dikmişiz biliyor musunuz? 584 bin fidan dikmişim ben. 584 bin fidan. Hükümetimiz 14 yıllık süre içinde Ordu'da kaç ağaç dikmiş biliyor musunuz? 16 milyon ağaç dikmiş hükümetimiz Ordu'da. Peki Ordu'da 14 yıllık iktidar süresi içinde orman arazileri azalmış mı? Yeşil alan azalmış mı, çoğalmış mı? Ne olmuş biliyor musunuz? Yeşil alanlar ve orman alanları Ordu'da %11 artmış. Ya Allah aşkına, sen bir ağaç kesildi diye Büyükşehir Belediyesi'ni protesto edemezsin. O 584 bin fidanı gör. O 16 milyon ağacı gör. Ordu'nun yeşil alanının %11 arttığını gör. Diyoruz kamuoyuna ama bir grup devamlı yürüyor. Baktık ki durduramıyoruz. Dedik ki kardeşim yürüyün. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı 5 tane milletvekili kalabalık bir grupla, 157 kişilik kalabalık bir grupla yürüyüş yaptılar. Emniyete sordum kaç kişi var dedim. Dediler ki 157 kişi var. İstedikleri ne biliyor musunuz? Efendim niye doldurdunuz burayı? Bunu diyenlerin içinde, doldurdunuz diyenlerin içinde Trabzon'da 180 dönüm alanı doldurup Akyazı Stadyumu yapan Trabzon milletvekili var. Bunun içinde
Samsun'da 120 dönüm denizi doldurup golf sahası yapan Samsun milletvekili var. Bunun için de Ordu'daki denize doldurulan havalimanına binip gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı var. Neyi eleştiriyorlar? Diyorlar ki efendim denizi dolduramazsınız. Doldurduğumuz alanda bak bu ekranda gördüğünüz gibi 10 metre arkadaşlar. Onu da niye yaptık? Dün açıkladım. O mavi şerit bisiklet yolu 2 metre olmak zorunda. Yürüyüş yolu dolayısıyla yer kalmıyor. Bizim teknik arkadaşlarımız dedi ki kanunen zaten burayı doldurma hakkımız var. Yürüyüş alanını, oturma gruplarını, yeşil alanı çoğaltalım dediler. Biz de ihalesini yaptık. Açık ihaleyle başladık. Bir ay içinde de teslim edeceğiz derken ortalık birden karıştı. Yürüyüş yaptılar, eylem yaptılar. Ve diyorlar ki, buralarda bitti ha bu gözüken yerler var ya, buraları bitirdi, teslim ettik biz. Diyorlar ki, efendim rant elde edecek, peşkeş çekecek. Ya arkadaş, üzerinde bir tane yapı yok. Üzerinde eleştirilecek hiçbir bina yok. Hiçbir bina yok. Ne var? Ağaç var, oturma grubu var, bisiklet yolu var, yürüyüş alanı var. Bu mu rant çekme? Bu mu peşkeş çekme? Allah aşkına dedik, kamuoyuyla paylaştık. Gördük ki kamuoyumuzdan da, başta muhtarlarımız olmak üzere %100'e yakında bir destek var. Durmayacağız. Baştan itibaren neye karar verdiysek sonuna kadar da sizlerin desteğiyle inşallah devam edeceğiz. Şimdi bize diyorlar ki efendim siz sorumluluk sahibi insan. Elbette sorumluluk sahibiyiz. Biz iktidarız elbette. Kimseyle de kavga, böyle bir düşüncemiz de yok. Ne diyoruz kardeşler toplu? Ya hizmet edelim. Şimdi biraz önce gösterdim çöpü. Çöp Ordu'da alkışlanacak bir yatırım değil mi? Çöpü çözmek o iktidar açısından, iktidar olsun muhalefet olsun, il açısından övünülecek bir yer değil mi? Bu havalimanı, arkadaşlar havalimanı ile ilgili bir anekdotumu anlatayım. Fazla da vaktinizi almayacağım çünkü bana bu güzel bakışlarınızı görünce sanki bir an önce bitir, toparla havası hissediyorum ama aksini düşünüyorsanız alkışla evet cevabı verebilirsiniz. Ha, tamam, aksini düşünüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, yıl 2004. Havalimanını sordular, dedik ki biz yapacağız, ben o zaman milletvekiliyim. Yıl 2007, benim açıklamalarım vardır o tarihte, dedik ki Ordu Giresun Havalimanı yapacağız dedik. Şu anki muhalefet, o zaman da vardı o arkadaşlar, dediler ki bunlar seçim yatırımı yapıyor, havalimanı falan yapamaz dediler. 2009'da yatırım programını aldırdık. Dediler ki yalan konuşuyorlar dediler. 2011 yılında ben o zaman İstanbul milletvekili oldum. Temel attık. Dediler ki bu temel denizin üzerine çıkmayacak dediler. Şimdi iyi dinleyelim arkadaşlar. 22 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızla ve Başbakanımızla açılışını yaptık. Denizi 18 metre doldurduk. Tam 2100 dönüm arsa oluştu, alan oluştu. Türkiye'de tek, Avrupa'da tek, dünyada 3 tane olan denize doldurulan havalimanını sizlerle beraber, hep beraber açtık. Bugün itibarıyla kaç uçak iniyor biliyor musunuz? Bugün itibarıyla tam 20 tane uçağın indiği Türkiye'nin ve dünyanın en güzel havalimanlarından bir tanesini Ordu'ya açtık. Havalimanını açtık. Açtığımız gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesi, o zamanki milletvekili dedi ki bu havalimanını bunlar açtı ama bu havalimanı bozuk dediler. Havalimanı nasıl bozuk oluyor? Sanki çamaşır makinesi, buzdolabı bu. Havalimanı bozuk olabilir mi? Dediler. Akşam uçağında baktım ki ben de uçakla geleceğim. Benden önce en ön koltukta oturuyorlar. Eleştiriyorlar ama bizden önce onlar gidiyor. Sahile tesis yapıyoruz. Eleştiriyorlar. Ben hiç gitmemiştim. Bir baktım yürüyüş yapanlar, eylem yapanların hepsi sahildeki tesiste oturuyorlar. İçiyorlar, eğleniyorlar. Yani o zaman çok da dinlememek lazım. Doğru bildiğimiz yolda sizlerin desteğiyle, milletimizin desteğini yanına aldıktan sonra sonuna kadar gitmek lazım. O gönül birlikteliğini de devam ettirmek lazım. Bunu niye söylüyorum? Arkadaş, dünya kimseye kalmıyor. Ne adamlar geldi geçti? Şöyle gözünüzde, hafızanızda bir yoklayın. Kimler geldi geçti? Önde eskortlar, arkada eskortlar, 20-30 kişilik konvoylarla. Dün kimler vardı? Dün onlar vardı. Bugün biz buradayız, yarın biz de olmayacağız. Ölümlü kalımlı dünya. Bu ölümlü kalımlı dünyada buraya çivi çakmayacağız. Bizim mekanımız burası değil. Mesele hoş sadağı bırakabilmek. O hoş sadağı bırakabilme konusunda biz sizlerle beraberiz. Samimiyiz ve gayret içindeyiz. Yunus Emre'nin dediği gibi. Ne diyor Yunus Emre? Gelin bir olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz diyor. Kimseye kalmaz bu dünya. Yine Yunus Emre ne diyor? Nehirler aktı geçti. Suların vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Bu dünya pazardır,
Her gelen baktı geçti. Her gelenin bakıp geçtiği bu dünyada biz neye talibiz biliyor musunuz? Biz sizin Allah razı olsun temenninize talibiz. Zaten bizim genel başkan yardımcımız var Mehmet Özasaki. Çok Allah selamet versin, kulaklarını çınlatalım. Geçen hafta Ankara'da toplantıdayken çok muazzam bir laf söyledi. Dedi ki başkan, belediye başkanları iki şeye taliptir siyasetlerinde dedi. Nedir başkanım dedim. Ya dua alırsın dedi ya da beddua alırsın dedi. Biz sizin dualarınıza talip bir yerel yönetimiz. Sizin dualarınız için mahallelerimizde yaşayan kardeşlerimizin dualarına talibiz. Bu çerçevede çalışıyoruz. Bakınız bir olacağız, beraber olacağız, kardeşler topluluğu olacağız. Bu esnada da muhtarlarımız da biraz gayret gösterecek. Geçen hafta bana ilçesi önemli değil, bir 15 kişilik muhtar grubu geldi. Arkadaşlarla çoğuyla şahsen tanışıyoruz. Muhtarım dedim, sen hiç büyükşehire geldin mi dedim, hiç gelmedim dedi. Sen dedim OSU Genel Müdürünü tanıyor mu dedim, tanımıyorum dedi. Sen dedim ulaşım dairesinde Abdülkadir diye bir adam var dedim, işi gücü yol dedim. Bana baktığında bile sıcak asfalt gözünün önüne geliyor dedim. Onunla dedim tanıştın mı dedim, tanışmadım dedi. Ya 2 yıllık bir muhtar, büyükşehirin ulaşımı ve OSKİ ile tanışmamışsa arkadaşlar muhtarlık yapamazsınız. Büyükşehirde muhtarlarımızın işinin %99'u, ben söyleyeyim siz alkışlarınızı evet deyin, ulaşım dairesi ve OSKİ ile mi? OSKİ ile. Çünkü ya yol işiniz vardır sizin ya da su işiniz vardır. Diğer işleri zaten ikili diyaloglarınızla, geçmiş tecrübelerinizle çözersiniz, gayret gösterirsiniz. Bu çerçevede bizim ulaşım dairesiyle ve OSKİ ile muhtarlarımız, yine bizim yörenin lafıyla söyleyeyim, kardeş olacak. Geleceksiniz, gideceksiniz. Hatırlayın eskiden köy hizmetlerinin, özel idarenin kapısında sabah 5'te sizi sıraya koyarlardı. Elinize bir kağıt verirlerdi. Bir dozer kamyon, bir kamyon taş aldım diyen muhtar o gün şanslıydı. Çarşıda döner yer öyle giderdi, öyle mi? Öyleydi. Şimdi arkadaş programlarınız belli. Bak geçen hafta o Gerce yolunu bir açar mısınız? Gerce, nerede Gerce muhtarımız, burada mı? O grup yok. Bak kahraman gibi duruyor ortada. Burada tabii. Şimdi ekrana da verin onu. Arkadaşlar ben buraya 2007 yılında gittiğimde çok affedersiniz atla gidemiyorduk. Burası 18 tane köyün grup yolu. Atla gidemiyorduk. Şimdi sıcak asfaltla, otobüsle, bütün basın mensuplarımızla beraber gittik. Nereden nereye geldi bakınız. Niye? Muhtar istedi, köylü istedi, biz gittik gördük. Bütün grup yollarımızı bu şekilde sıcak asfalt yapacağız. Kimisi bitti, başladı, devam eden var. Önümüzdeki günlerde bitecek ve devam edecek olanlar var. Dolayısıyla burada sizin süreci takip etmeniz bizim açımızdan da önemli. Yine ismini vermeyeceğim. İsmi buradadır muhtemelen, Gölköy muhtarlarımız, Gölköy'deki arkadaşlar bilir. İstanbul'da böyle bir toplantıdayım. Bir telefon geldi, sabahın saat 9'u. Başkanım dedi, ben falanca yerin muhtarıyım dedi. Buyur muhtarım dedim. Benim dedi evimin önündeki kanalizasyon patladı dedi. Dedim ki muhtarım dedim, OSKİ'yi aradın mı dedim, aramadım dedi. 185'i aradın mı, aramadım dedi. Muhtarla konuşuyoruz telefonda. Peki muhtarım dedim, ben sorayım sen bana cevap ver dedim. Sen trafik kazası yaptığında 155'i mi arıyorsun, emniyet müdürünü mü arıyorsun dedim. Tabii 155'i arıyorum dedim. Peki dedim, dur bitmedi. Peki dedim, senin jandarmalık işin olduğunda 156'yı mı arıyorsun, alay komutanını mı arıyorsun, valiyi mi arıyorsun dedim. Tabii ki 156'yı arıyorum dedim. Peki dedim, sen trafik kazası yaptığında 112'yi mi arıyorsun, sağlık müdürünü mü arıyorsun dedim. Tabii ki 112'yi arıyorum dedim. Ve mübarek kanalizasyon patlayınca beni niye arıyorsun dedim. Şimdi beni arayan muhtarıma ya da vatandaşa da ben 185'e not düşürüyorum zaten. 185'te 12 tane eğitimli, bu işin uzmanı arkadaşlarımız çalışıyor. Su arıza aynen 112 gibi ekipleri var. Cep telefonlarına bilgi geliyor. Nerede arıza varsa en yakın ekip oraya gidiyor. Online sistemle birlikte. Şunu söylemeye çalışıyorum. Muhtarlarımız da hem bu örnekte olduğu gibi hem de mahalledeki vatandaşlarımızı uyarması lazım. Duyarlı olmak lazım. Yoksa bizim telefona çıkmama, bakmama diye bir derdimiz yok ama ya müsaade edin de bu tür işlerle ilgili de OSKİ'de 600 tane adam çalışıyor. Benim su kanalizasyonumda 50 tane mimar mühendis var. Bırakın onlar iyileşsin. Şimdi bizi aradığınız takdirde sistem yavaş işliyor. Beni aramayın demiyorum. Beni kanalizasyonla ilgili de arayın. Hadi kameralar çekiyor. Lafı düzeltelim ama. Yani arkadaşlarımız da kendilerini biraz daha düzelsinler. Biraz daha bu sisteme, değişime, dönüşüme ayak uydursunlar. Bu çerçevede de muhtarlarımızla şimdiye kadar
741 olduk. 27'ydik, 41 olduk. Çünkü bazı beldelerimizde bölünmeler oldu. Bölünerek muhtarlık sayılarımız arttı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Başkan sen iyi güzel anlatıyorsun da yemeğimizi de yedik. Çok şükür Allah bereket versin, karnımız da doydu diyorsunuz. Niye çağırdınız bizi buraya demezsiniz de ben anlatayım niye çağırdığımızı da. Bir, ikinci yılımız. Türkiye'de büyük şehirler içinde bütün anketlerde ilk üçteki bir büyük şehiriz. Sizlerin sayesinde. Türkiye'deki bütün anketlerde birinci olmasak ikinci ya da üçüncü büyük şehir belediye başkanıyız. Sizlerin sayesinde. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Ordu sözünü duyduğu takdirde paraydı, kaynaktı, yatırımdı hiçbir sorunumuz yok. İstanbul'da, İstanbul milletvekilliği idik fakat adaydım büyük şehire. İstanbul'un Bağcılar'ında, olimpik spor salonunda ordular gecesi var. Tayyip Bey'e de bir türlü ulaşıp randevu alamamışlar. Bizim için de önemli. Nereden baksan bir 10-15 bin tane hemşehrimiz var. Tayyip Bey'in programı da o gün çok yoğun. Dedim ki Sayın Başbakanım, o zaman Başbakan, orduların bir programı var. Sizin programınız da yoğun ama bir yarım saat gelirseniz bize çok mutlu edersiniz. Hemşehrilerimiz sizi heyecanla, mutlulukla bekliyor dedim. Programına baktı, kafayı kaldırdı. Dedi ki, Enver dedi, ordular davet eder de ben hayır diyebilir miyim dedi. Geçen bir muhtar geldi yanıma. Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çektirmiş. Dedim ki muhtarım benim köşkte Cumhurbaşkanımızla böyle güzel fotoğrafım yok dedim. Hatta muhtarlar hava atıyormuş belediye başkanlarına, milletvekillerine. Yani sizin fotoğrafınız yok ama bizim köşkte sizinle fotoğrafımız var diyorlarmış. Şimdi Tayyip Bey Allah razı olsun muhtarlarımızın asli fonksiyonuna döndürecek onlara değer verdi, itibar verdi. O itibarın karşılığı olarak da işi mevzuata döktü. Ne yaptı? Bize talimat verdi. Dedi ki büyük şehirlerin tamamında muhtarlıklar sorumlu bir tane daire başkanı olacak dedi. Ben de Tayyip Bey'in talimatını emir telakki ettik. Ordu'da geçtiğimiz meclis toplantısında kurduk. Şu anda sadece muhtarlarımızdan sorumlu müstakil bir tane daire başkanımız var. Muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet, muhtar maaşları diyor ama onlara girmeye gerek yok. Kimse parasının şu oranda olduğunun konuşulmasından çok hoşlanmaz. Düşüktü, iyi oldu. Yeterli mi? Değil. Onun tartışması burada yapılacak değil. Bu çerçevede de biz sevgili muhtarlarımız Ankara'dan bak yola ilişkin söylüyorum. Biraz önce rakamlarını söyledim. 340 milyon paramız var kenarda. Yol yapıldıkça harcıyoruz. Geçtiğimiz yıl hava yağmurlu dedim ya. 120 milyon yola ayırmıştık ancak 65 milyonunu harcayabildik. Niye? Hava yağmurluydu. Açamadık, hızlandıramadık. Ama bu sene ve gelecek yıl tüm hesaplamalar yapıldı. Tüm alt taşeronlar oluşturuldu. Ulaşım dairesindeki bütün birimlerimiz sonuna kadar gayret gösterdiler ve şu an muhtarlarımızın inşallah mahallelerinde hiçbir sorunu kalmayacak. Bugün bu toplantıyı sizlerle yapıyoruz. Dün bir basın açıklamasıyla ikinci yıl etkinliklerimizi anlattık. Bugün burada hakikaten benim için de keşke buradan da bir görseniz az sonra eğer ayrılmazsanız. Çünkü burada benim büyükşehir meclis üyelerim, ilçe belediye başkanlarım ve muhtarlarımız var. İlçe ilçe evladiyelik hatıra bir fotoğraf çektirelim. O fotoğrafı hem biz saklayalım hem de sizler köyünüze, mahallenize gittiğinizde bizden bir anı olsun diye saklayalım. Bu konuşmadan sonra eğer çok vaktiniz sınırlı değilse burada bir fotoğraf çektirelim. Cuma günü aynen bu mahiyetteki ordudaki bütün sivil toplum örgütü kadın temsilcilerimizle, kadınlarımızla toplantı yapacağız. Burada da onlarla sohbet edeceğiz. Yaptığımız bu. Kadınlara yönelik yapacağımız bu. Şu gibi onlara hizmetlerimizi anlatacağız. Pazartesi günü aynısını gençlerimize yapacak. Tüm sivil toplum örgütü temsilcilerimize ve gençlerimize bu mahiyette toplantıyı burada yapacağız. Allah izin verirse de cumartesi günü İstanbul'dayız. Burada tahmin ediyorum bir 850-900 kişi var şu anda yemek masasında oturan. Ama İstanbul'da Cevahir Otel'de İstanbul'daki tüm sivil toplum örgütlerini ilk defa tek çatı altında yaklaşık 1000 hemşerimize bir akşam yemeği vermek suretiyle onlara ne diyeceğiz biliyor musunuz? Size ordudan selam getirdik diyeceğiz. Size ordunun sevgilerini, saygılarını sunuyoruz diyeceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Büyükşehir sürecinde siz bizlere o kadar çok destek ve katkı verdiniz ki sizler sayesinde ordu kendi kimliğini ve birlik beraberliğini sağladı diyeceğiz. O birlik beraberlik mesajı önceden İstanbul'a hep orduya gelirdi. Ordu toplansın, ordu bir araya gelsin denilirdi. Şimdi biz İstanbul'a diyeceğiz ki ordu tek yumruk. Ordu muhtarlarıyla tek yumruk.
belediye başkanlarıyla tek yumruk, meclis üyeleriyle tek yumruk, milletvekilleriyle, bakanlarıyla, muhalefetiyle, iktidarıyla tek yumruk. O tek yumruklu ordu orduda sağladı. Şimdi müdahale etme ve omuz atma, destek olma zamanı. İstanbul'daki ordulu hemşerilerime diyeceğiz ve sizlerin de ordudan güçlü alkışlarınızla selamlarını, sevgilerini göndereceğiz. Ve ayın 6'sı itibariyle büyük şehrimizin önünde bir final, inşallah protokolümüzün en üst katılımıyla birlikte ikinci yıl çalışmaları, gelecek yıl hedefleri ve ondan sonraki projeksiyonlarımıza yönelik değerlendirmeleri yapacağız. Evet, toparlıyorum sözlerimi. Efendim, nezaket gösterdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Allah sağlık ve huzur içinde her birimize nice görevler, bu güzel memlekete hizmet etmeyi nasip etsin diyorum ve sizleri gönülden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. İsimleri aşağıda çıktı. Şimdi aklıma yeni geldi. En yaşlı muhtarımız Abdullah Yiğit abimiz burada mı? Abdullah abi bir gel bakayım şöyle benim yanıma. 1942 doğumlu Abdullah abi. En yaşlı muhtarımız Gölköy Emirler Mahallesi muhtarımız. En genç mahalle muhtarımız. Ben en gencim diyen kim var burada? Kaç doğumlusun? Yapma ya. Bana daha fazla dediler. Abi hoş geldin. 1987 doğumlu. O zaman sen en genç olmuyor. 81 mi en genç? Ha 87 tabii doğru, çok konuşunca ben tersten yaptım muhakemeyi. doğru. 87 doğumlu en genç muhtarımız Gürgentepe Akyurt muhtarımız Şenol Arıcan. Nerede muhtarımız? Nerede? Gel. Hacı gel, bekleme orada, gel. Gel. Hadi bakalım. Evet, bir tane de bayanları temsilen bir bayan muhtarımız Altınordu Kumbaşı muhtarımız Nevin Gül. Burada mı Nevin Hanım? Kim? Gel sen de gel o zaman. O zaman valilikteki kayıtlarda gözükmüyorsun ha. Nevin Hanım burada mı? Gel bakayım Nevin Hanım. Eyvallah. Bir de nüfusu en yoğun, en kalabalık muhtarımız. Bizim nüfusumuz en yoğundur diyen kim var? Neresi? Kaç? Nüfus kaç? Ses. Ses verin. Kaçmış? 30.500. Ya 3.500 de mübarek ne var ya? 3.500 diyor. Ben de 30.500 anlıyorum. 3.500'ü bırak. 25'in üzerinde nüfusu olan mahalle var mı? 25.000'in üzerinde. Yok. 20.000'in üzerinde. Neresi? Başkanım Fatsa Kurtuluş Mahallesi. Kaç nüfusun? 9.500 seçme var. Hasbinallah ya Rab. 30'u buluyor canım. Ne zaman buluyor? 3'le çarpın mı? Tamam 5'le çarp o zaman. Neye göre çarpıyorsun onu sen? Seçmene göre 9.500 seçme. Ya sen bırak seçmeni şimdi. Nüfusu 20.000'in üzerinde kim var? Nüfusu 30.000 var işte. 30.000 nüfusu var başkanım. 30.000 var mı nüfusun? Vardır. Resmi kaç nüfusun senin? Resmi. 30.000 ben şu anda şey olarak bilmiyorum yani. 30.000 üzerinde. Bizdeki kayıtlarda sen değilsin. Senin 9.000 seçmenin var ama nüfusun o kadar yok senin. Doğru olabilir. Ama sen gel yine mücadele ettik. Gel sen de gel hadi. Gel bakayım hadi. Yeni mahalle muhtarımız Nihat Bey burada mı? Nihat abi gel sen de gel. Akyazı burada mı? 20.000'in üzerindeki muhtarlarımızı da böylelikle çağırmış olalım ve şöyle. Başka kim var? Fevzi Çakmak burada mı Hasan Bey? Fevzi Çakmak mı? Gel Ünyen'in de en fazla sensin. Fatsa'dan da aldık. Böylelikle şöyle güzel bir hatıra fotoğrafımızı çektirmiş olalım. Size özel arkadaşlarımız gerekli hediye takdimi de yapacaklar. Ben şimdilik mikrofonu alın bakayım çocuklar. Bir fotoğrafımızı çektirelim.
Evet, Muhtarlar Daire Başkanımız Sayın Oktay Çanak da resim karası, Oktay Şener düzeltiyorum. Sayın Milletvekilim çok özür diliyorum. Baş muhtar. Evet, ilçe ilçe resim çekitmek isteyen, evet Aybastı erken gidecekmiş, evet Aybastı'yı alalım hemen buraya, Aybastılı muhtarlarımızı alalım. Sonrasında Akkuş hazır olsun, burada alacağız başkanım. Evet, Aybastılı muhtarlarımız, evet, yarısı aşağıya, yarısı yukarı, kalabalıksa eğer, evet, buyurun.